kıymetli hemşerilerim, aslanım, canlarım, Sultan Gazi insanlarım, bugün sonunda dediğim gibi iki hemşerilerimiz var. Çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partisi, Başkanımız Özgür, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İmamoğlu, Sultan Gazi'de, tüm Sultan Gazi'nin adına hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu Sultan Gazi'nin en temel sorunu yaşadığımız tarih ekonomik krizdi. Bugün Sultan Gazi ekonominin en kötü döneminin pençesinde bu anlamda kıvrakta. İddiatın yanlış adı en çok dar gelen kesimi yani Sultan Gazi'nin en çok dar. On binlerce çocuğumuz okula çıkıyor. On binlerce aile düşün yakalayan bulamıyor. Sokakla pencereliyor. Bugün Sultan Gazi Akbaşlarının yaptığı ekonomi hem de en çekiyor. Bedeli ödüyor. İki Cumhuriyet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partililer ne diyor? Bugün başkanımız açıkladı. Ekrem Kan adil İstanbul diyor. Adil İstanbul. Sevgili Sultan Gazi'liler, adalet sadece mahkeme salonlarında kullanılan bir kavram değil. Adalet bir toplumun ürettiği değerin adil paylaşımı demektir. Bir toplumun ürettiğinin her kesiminin eşit şekilde yararlanması, faydalanması demektir. Kimseyi dışarıda bırakmayan, dara düşenin, darda kalanın yanında olan bir anlayış var. Herkesi kucaklayan bir anlayış var. İsrafı bitirip hizmet getiren bir anlayış var. Ekrem Başkanımızın kurduğu anlayış budur. Ben inanıyorum önümüzdeki yerel seçimlerde değişimin bayrağını Sultan Gazi'ye de dikeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Sultan Gazi'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, hiçbir çocuğun dersine aç girmemesi, hiç kimsenin açlıkla, yoksullukla yüzleşmemesi için önümüzde Sultan Gazi'de kazanılacak bir seçim var. Şunu çok iyi biliyoruz. Sultan Gazi çok renk demektir. Sultan Gazi çok ses demektir. Sultan Gazi nefes demektir. Sultan Gazi tüm farklıların bir arada yaşadığı bir kenttir. Bu yüzden adalet en çok buraya yakışır. Bu yüzden demokrasi en çok buraya yakışır. Dün akşam Sultan Gazi'de pankartlarımızı söken zihniyet Sultan Gazi'de sesimizi kısmaya çalışmıştır. Ama bu ses büyüktür. İstanbul'da İstanbul İttifakı, Türkiye'de Türkiye İttifakı olarak çoğalıp büyüyecektir. Sultan Gazi'ye demokrasi yakışır, adil rekabet yakışır. Bu yüzden hangi inanca, görüşe sahip olursa olsun herkesi kucaklayan anlayış burada Sultan Gazi'de hakim olur. Adil Sultan Gazi, adil İstanbul. Bu amaçla bir yürüyüşe çıktık. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem, önümüzdeki yerel seçimlerde Sultan Gazi'de Sultan Gazi halkı hep birlikte sandıkta ittifakını oluşturacaktır. Bu İstanbul'a yayılacak Ekrem Başkan'ın öncülüğünde İstanbul İttifakı'nın kurulmasına bir katkı sunacaktır. Ve Sayın Genel Başkanımızın liderinde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu yerel seçimlerde tarih yazacaktır. Bir Sultan Gazi olarak Sayın Genel Başkanıma inanıyorum. Ben bir Sultan Gazi olarak Ekrem Başkanıma inanıyorum, güveniyorum. Ben Sultan Gazi'lere inanıyorum. Ben Sultan Gazi'lere güveniyorum. Tüm kardeşlerimi, tüm Sultan Gazi'li komşularımı, tüm canlarımı en içten duygularımla selamlıyorum. İstanbul başardı. Sultan Gazi'le başaracak. Sultan Gazi nefes alacak.
Sultan Gazi 31 Mart'ta nefes alacak. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Berat Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki İstanbul başardı, Sultan Gazi de başaracak. Var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Muhteşem görünüyorsunuz. Muhteşem görünüyorsunuz. Bayraklar o kadar güzel görünüyor ki, hele ki Ay Yıldızlı Türk Bayrağı. Kaldırın bayrakları yukarı. Hak ettiği yere, başımızın üstüne. Sevgili Sultan Gazi halkı, bugün burada çok değerli isimler bizlerle birlikte. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel burada ve yanında pek çok kişi, pek çok değerli isim bizlerle birlikte. Dilerseniz İstanbul'umuzun birbirinden yetenekli, başarılı ilçe belediye başkan adaylarımızı bir sahnemize davet edelim ve başkanlarımız sizleri bir selamlasın. Şöyle alkışları gönderelim. İşte İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları şu anda yanımıza geliyorlar. Buyurun, buyurun başkanım. Buyurun başkanım, bekliyoruz sizi. Buyurun. Esenyurt Belediye Başkan Adayımız Sayın Ahmet Özer bizlerle birlikte. Alkışları gönderiyoruz Ahmet Bey'e. Buyurunuz efendim. Şişli Belediye Başkan Adayımız Sayın Emrah Çağan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Emrah Başkanım. Bayrampaşa Belediye Başkan Adayımız Sayın Hasan Mutlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz başkanım. Esenler Belediye Başkan Adayımız Sayın Hasan Dalkıran bizlerle birlikte. Hoş geldiniz başkanım. Belediye Başkan adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ve hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Geliyor. İstanbul'un muhafızı geliyor. Halkın parasını sadece ve sadece halkın faydası için kullanan 39 ilçeye eşit hizmet getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor. Merhaba Sultan Gazi hemşerilerim, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar, merhabalar. Ne güzel sizlerle bu meydanda buluşmak, ne güzel sizlerle burada hasbihal ediyor olmak. Biraz dertleşelim, biraz dertleşelim. Güzel. Güzel mesajlar var, okuyacağım onu. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, bize eşlik eden güzel çocuklar, bizleri izleyen sevgili dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili hemşerilerim, İstanbul'a sosyal adaleti getirmek için çok çalıştık. Sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak, sizler neye ihtiyaç duyuyorsanız o konularda politikalar geliştirmek, hizmetler geliştirmek için çok çalıştık. Bakın, halk sütten anne karta, kreşlerden öğrenci yurtlarına, kent lokantalarından yeni doğan paketine kadar vatandaşlarımızın her anında yanlarında olduk. Hiç
hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık. Şehrimizin her yöresinde, her ilçesinde eşit davranarak eşit hizmeti 39 ilçesine yaydık. Sevgili hemşehrilerim, bakın bugün ekonomiyi batıranlar, dövizi enflasyonu patlatanlar, ihmal ettiği tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına biz koştuk. Hatırlayın, 2019'da ne demişlerdi? Sosyal yardımları bunlar kesecek demişlerdi bizim için, bizim için. Biz ne yaptık? Tam 6 katına çıkardık, 6 katına. 6 katına çıkardık. Vatandaşlarımızın yanında olduk. Bakın sevgili hemşehrilerim, yoksulluğun artması, ekonominin kötü olmasından dolayı, bunlar ekonomiyi kötü ettikleri için biz sizlerin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bakın, aynen öyle olmaya devam edeceğiz. Biz 2020, 21, 22, 23, 24, bakın Sultan Gazi'de neler yapmışız? Söyleyeyim size, sadece Sultan Gazi'de. Sultan Gazi'de altyapı konusunda özellikle Cebeci ve Yayla mahallelerinin imar sorunlarını biz çözdük. Altyapı sorunlarını çözdük. İki kreş yaptık. Kütüphane, ders atölyesi, psikolojik danışma merkezi, Gazi sosyal tesisleri, özellikle Cebeci bölgesindeki maden ocaklarının çevreye verdiği zararı bertaraf ettik. Devam eden projelerimizi de yine biz başlattık, sürdürüyoruz. Bu anlamda Esentepe katlı otopark ve belediye hizmet birimleri, Esentepe, Cebeci, Habibler'de 3 tane daha kreşi bu şehre biz kazandırıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, bu şehirde israfı bitiren, hizmeti getiren biz olduk. Biz bir avuç insanı mutlu etmedik, milleti mutlu ettik, milleti. Sevgili hemşehrilerim, bakınız değerli dostlar, bu şehirde bugüne kadar ne yazık ki bizim görevi devraldığımız günden itibaren değişen çok şey var. Bu şehirde diyorlardı ki öğrenciye burs veremeyiz. Çünkü sözüm ona, Cumhuriyet Halk Partisi bir plan, bir hukuku, yasayı iptal ettirmiş. Bakın biz ne yaptık? Sadece bu sene 100 bin gencimize üniversite burcu verdik. 100 bin gencimize. Hem de 7.500'er lira. Seneye 2024-25 eğitim döneminde öğrenci bursunu yine 100 bin öğrencimize vereceğiz. 7.500 liradan 15 bin liraya çıkaracağız. 15 bin liraya. Biz gençler olmadan olmaz. Sevgili hemşehrilerim, bu öğrenci bursunu niye örnek verdim? Bakın, biz göreve geldiğimizde daha önce hiç olmayan şeyleri başlattık. Anne kart dağıttık, biliyorsunuz anne kart. Daha önce böyle bir uygulama yoktu, sıfırdı. Öğrenci bursu veriyoruz. Daha önce sıfırdı. Dediğim gibi sadece bu sene 100 bin gencimize verdik. Kreş hiç yoktu, bizim dönemimizde başladı. Hiç yoktu. Şu anda 100'e yakın kreşimiz var. Bakın sevgili hemşehrilerim, bu hizmetlerin hepsi halka dönük hizmetler. Çocuklarımıza dönük hizmetler. Gençlerimize dönük hizmetler. Allah aşkına
bir tane çocuğumuza, bir tane gencimize biz soruyor muyuz sen hangi partidensin? Biz soruyor muyuz sen şu partiden sen veririz, bu partiden sen vermeyiz. Böyle bir şey yapmadık, yapmayız. Bizim hizmetimiz insanımıza, bizim hizmetimiz çocuklarımıza, bizim hizmetimiz gençlerimize. 2019'da söz vermiştik. 2019'da ne demiştim? Partizanlığı bu şehirden söküp atacağım demiştim. Söktük attık, söktük attık. Onlar ne diyor? Onlar ne diyor? Oy verme, oy vermeyi hizmet vermeyle eşit tutuyor. Oy verirsen hizmet gelir diyor. Oy verirsen hizmet gelir diyor. Ya Allah aşkına, Allah aşkına sevgili hemşerilerim, bakınız bu seçim öyle basit bir seçim değil. Bu seçimde neye oy vereceksiniz biliyor musunuz? Ayrımcılık yapana mı, birleştirene mi oy vereceksiniz? Bu seçim onun seçimi. Sizi ayrıştırana oy vermeyeceksiniz. Sizi kutuplaştırana, insanları birbirine oy verdi vermedi üzerine ne yazık ki karşı karşıya getirenlere oy vermek yok. Benim vatandaşım sevgili, bakın bizim her vaadimiz insanımız için hazırlanmış vaatler. Bütün taahhütlerimiz, bütün yaptıklarımız metrolardan yeşil alana, İstanbul'un su basan, insanları sel altında bırakan tek bir noktasını bırakmadık. Bütün bunlar sizler için. Sosyal yardımlarımız sizler için. Eğitime katkılarımız daha güçlü bir nesil yetiştirmek için. Bunları yapmaya devam ediyoruz. Bakın en büyük meselelerimizden birisi ne? Depremle mücadele, doğru mu? Bir yandan planlamalarımızı yapıyoruz. Bir yandan şehri güçlendirecek değişimle ilgili önce adımlar atıyoruz. Ve her yerde diyoruz ki, bakın depremle mücadele bir seferberlik işi. Her yerde diyoruz ki, depremle mücadele işbirliği yapma yeri. Burada siyaset olmaz. Burada yalan dolan talan olmaz. Burada milletin ihtiyaçlarını çözmek olur. Öyle demiyor muyuz? Öyle diyoruz. Peki bakın bunlar yine milleti aldatacaklarını zannediyorlar. Efendim neymiş? 5 yılda 650 bin konut yapacaklarmış. Ya Allah aşkına, Allah aşkına, bakın niye yalan olduğunu anlatacağım size. Bakın birkaç sayı vereyim mi size, birkaç sayı. 650 bin konut yapacağız diyenlere birkaç rakam veriyorum. Bakın yapamayacağını ben değil, sadece devletin resmi rakamları bile söylüyor. TOKİ onların yönetiminde İstanbul'da 2002'den 2023'e bakın. TOKİ her şey ellerinde, her sistem ellerinde. Tam 21 senede kaç konut yaptı biliyor musunuz? 98 bin. 21 yılda, daha kötüsünü söyleyeyim mi? 98 bin konutun daha henüz 60 binini teslim edebilmiş. Ya 21 senede 60 bin konut yapacaksın, 5 yılda 650 bin konut yapacağım diye o için hem de milletin canını korumak adına en önemli meselede yalan konuşacaksın. Neymiş 650 bin konut yapacağım? Bakın daha ileriye gidiyorum. Bakın daha ileriye gidiyorum. Konuyu bu kadar basite alıyorlar ki Kiptaş, bakın Kiptaş 94'ten 2019'a kadar, yani 25 sene
onlar yönettiler. 25 senede İptaş kaç konut yaptı biliyor musunuz? 70 bin. Yani bir tarafta 21 senede 60 bin devletin bütün imkanları, İptaş 70 bin. Üst üste koyduğunda bu bile 130 bin yapıyor ve bunun çoğu da lüks konut. Hani var ya Marmara'nın kıyılarında, Ataköy'de orada lüks binalar ya da Fikirtepe'deki o lüks binalar. Çoğu da lüks konut, senin vatandaşımın yanından geçmeyeceği konutlar. Şimdi bu performansın üzerinden efendim neymiş? 650 konut yapacakmışsın. Bakınız sevgili hemşehrilerim, konut yapmışken bu 650 bin konutla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Öyle bir 650 bin konut yapacağım diyor ki, bunun toplam bütçesi neredeyse 550 milyar lira. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi idareden aldığı bütün paraları hiç maaş ödemese, kimsenin maaşını vermese, normal hizmetlerini yerine getirmese bile buna yetmiyor. O bakımdan şunu söyleyeyim. Bakın, onun bu yaptığı söz aslında ifade şunu gösteriyor. Bunlar o için, seçim için her şeyi yaparlar. Her şeyi yaparlar. Her şeyi yaparlar. Size şunu da söyleyeyim sevgili hemşehrilerim. Bakın, 31 Mart'ta kime oy veriyorsunuz? Kıymetli dostlar, ben tek kişiyim. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. 5 yıldır belediye başkanınızım. Birazdan genel başkanımızı hep birlikte ağırlayacağız burada. Birazdan sizlere hitap edecek. Partimiz, genel başkanımız, partimizin üst kurulu uygun gördü, atandık. Ama ben buradayım. İstanbul Belediye Başkanı adayım. Sırtımı kime dönerim? 16 milyon vatandaşıma, 16 milyon. Bana talimatı kim verir? 16 milyon İstanbullu verir, 16 milyon. Bakın, bize tarifi, talimatı sadece milletimiz verir. Ben de şunu söyleyeyim. Buradaki yolculukta İstanbullular bize güvenir, biz de İstanbullulara güveniriz. Peki, bana tarif yapan, İstanbul'un işine karışan, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen başka bir kişi var mı? Yok. Sırtımı bir kişiye mi dayıyorum? Yok. Yani o kişiye güvenerek mi yola çıkıyorum? Hayır. Bakın, biliyorsunuz rakibim var. Rakibim var ama onun arkasında bir kişi var. O bir kişi var. Açık söyleyeyim mi? O bir kişi arkasından çekildiğinde ne olacak? Yok. 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 Bakın çok net ifade ediyorum değerli dostlar. İstanbul vekalet yönetimini taşıyamaz. Taşıyamaz. Bu şehir başkasına güvenerek İstanbul yönetilemez. Bu şehirde aday olan kişi aslan gibi tek başına çıkar. Milletinden oy ister. Milletinden aldığı oyla 16 milyondan talimat alarak İstanbul'u yönetir. Biz ona talibiz. Biz ona talibiz. Arkamızda da siz varsınız. Talimat veren de sizsiniz. Hep öyle olacaksınız. İstanbullular ne derse o olacak. Sevgili hemşehrilerim, sizden isteğim var. Bir, lütfen çok çalışalım. Sultan Gazi'de çok çalışalım. Sultan Gazi'nin bizim erdemli, eşitlikçi, her insana eşit bakan, insanı mutlu eden, sosyal devlet anlayışını uygulayan, halkçı bir belediyeciliğe ihtiyacı var. Öyle değil mi? Annelerin, çocukların, Sultan Gazi gençlerin buna ihtiyacı var, öyle değil mi? Size şunu söyleyeyim. Adayımız Ferhat Epözdemir benim siyasi yol arkadaşım. İstanbul Büyükşehir
Büyükşehir Belediyesi'nde beraber meclis üyeliğiyle yaptık. Bir arada çalıştık. Şimdi Ferhat Bey'e desteğinizi istiyoruz. Sultan Gazi'de oylarınızı biz istiyoruz. Sadece Sultan Gazi'de Ferhat kardeşime, sevgili yol arkadaşıma değil, meclise de oy istiyoruz, meclise. Biz mecliste de en yüksek oy alarak seçilmek istiyoruz. Aynı zamanda sürece en güçlü destek vermeniz adına tabii ki partimiz çalışıyor. İlçe başkanımız, ekipleri hep birlikte çalışıyorlar. Ama biz ilçe başkanımızın, siyasi yol arkadaşlarımızın dışında bu seçimin İstanbul İttifakı gücünü istiyoruz. İstanbul'un gücünü istiyoruz. Biz herkesin oyuna talibiz. Ne dedik? Partizanlığı hizmette de söküp attık bu şehrin damarlarından. Biz partizanlığı belediyenin koridorlarından söküp attık. Onun için İstanbul İttifakı'nın tam gücünü, tam desteğini arkamızda istiyoruz. İstanbul İttifakı'ndan son olarak şunu istiyoruz. Sandıkta görev alın. İstanbul gönüllerine katılın. Birlikte mücadele edelim. Komşularınıza anlatın. Biz iyi niyetimizle, güler yüzümüzle, temiz kalbimizle, adaletimizle geliyoruz. Adaletimizle. Beş yıl boyunca mutlu bir İstanbul, güler yüzlü bir İstanbul, bu şehrin anneleri mutlu, anneleri, bebekleri mutlu, çocukları mutlu, gençleri mutlu, daha çok mutlu olacağız, daha çok. Demokrasiyi her sokağına, her caddesine, her mahallesine, özgürlüğü, barışı, adaleti biz getireceğiz, daha da büyüteceğiz. İstanbullular, kucaklaşacağız. Bir yürek olacağız, tek yürek olacağız. Milletçe mutlu olacağız. Son olarak sevgili hemşerilerim, az bir zaman kaldı. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Biz reklamlarda, afişlerde biz varız, adaylarımız var. Bizim ortamımızda özgürlük var. Bizde talimat yok. Ablacığım öpüyorum seni. Sen el salladın ya, öpüyorum seni. O güzel gözlerinden öpüyorum seni, güzel gözlerinden. Sizlere şunu söylüyorum. Milletinden talimat alanı seçeceksiniz. Bir kişiden talimat alanı değil. Millet ne derse o olur diyeni seçeceksiniz. Bir kişi değil. Milletin dertleriyle uğraşanı seçeceksiniz. Kanal İstanbul'u başlatmak için gelenleri değil. Onun için Sultan Gazi'ye soruyorum. Hazır mıyız? Çalışmaya hazır mıyız? Çok koşmaya hazır mıyız? Çocuklarımız için çalışmaya hazır mıyız? Gençlerimiz için çalışmaya hazır mıyız? O zaman ne yapıyoruz? Tam yolları diyoruz. Tam yolları. Hepinizi çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Her şey harikasınız. Kalın sağlıcakla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na hepimizde farkındalığımızı artıran konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, birkaç dakika içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte olacak. İstanbul İl Gençlik Kolu Başkanımız Sayın Erdem Kara ve parti meclis üyelerimiz de sevgili Sultan Gazi halkının arasında şu anda halkımızla birlikte onları dinliyor. Onların dertlerini dinliyor arkadaşlarımız. Ve şimdi sahnemize
İl Başkanımız Özgür Çelik'i de ayırıyoruz alkışlarınızda. Buyurun Sayın Çelik. Birinci bölge milletvekilimiz Ali Gökçek geliyor. İkinci bölge milletvekilimiz Yunus Emre geliyor. Ve kıymetli genel başkan yardımcılarımız Sayın Gökhan Zeybek geliyor. Sayın Suat Özçağdaş geliyor. Ve Sayın Volkan Demir geliyor. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulma yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz. Ve hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, kıymetli Sultan Gazi halkı, şimdi konuşmalarını yapmak üzere atamızın partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel geliyor. Ülken güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya açız. Durma yakışma bize. İşimiz gücümüz. Sultan Gazi. Anda açık. Başladık. Yüreğinde insan sevgisi, memleket sevgisi olan, vatan sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Zorlu bir sürecin sonunda artık otobüslerin üzerindeyiz. Meydanlardayız. Hep beraber el eleyiz. Omuz omuzdayız. Gönül gönüleyiz. Ve İstanbul'da yeni bir zafer yazmak için sizlerle birlikteyiz. Değerli il başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sultan Gazi'nin 1 Nisan'daki Belediye Başkanı Ferhat Özdemir'e destek vermek için milletvekillerimizle, parti meclisi üyelerimizle, genel başkan yardımcılarımızla birlikte huzurlarınızdayız. Merhaba Sultan Gazi. Merhaba. Beş yıl önce Sultan Gazi'de çok çalıştık. Özellikle o Türkiye demokrasisinin en büyük azımsızlığından sonra Ekrem Başkan'ın kazandığı seçimi hileyle iptal ettirip bir daha seçim dediklerinde tüm İstanbul'da çalışırken ben Sultan Gazi'ye çok geldim. Bugün Ekrem Başkanımızla birlikte, Ferhat Başkanımızla birlikte otobüsün ön camında şöyle bir Sultan Gazi turu yaptık. Başkanlarıma söylediğim şudur. Ben 5 yıl önce Sultan Gazi dedim. O gün gördüğüm Sultan Gazi ile bugün arasında dağlar kadar fark var. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Bakın, özellikle bugün defalarca yaşandı. Tahmin ediyorum takip eden gazeteci arkadaşlar görüntülediler. Yolda gidiyoruz. Bir ablamız otobüsün önüne atlıyor, durduruyor. Cebinden, çantasından, mantosunun cebinden bir anne kart çıkarıyor. Ekrem Başkan'a gösteriyor ve teşekkür ederim diyor. Bundan büyük mutluluk var mı? 650 bin annenin çantasında, mantosunun cebinde artık anne kart var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Evet, Sultan Gazi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 yıl boyunca çok yol aldığı
çok mesafe aldığı bir ilçe ama en önemli mesafe annelerin gönlünde alınmış. Annelerin gönlünde. Ekrem Başkan'ın İstanbul'daki varlığı İstanbul'a huzur getirdi. İstanbul'a mutluluk getirdi. İstanbul'a güven getirdi. Sevgi getirdi. İstanbul sokaklarına adalet getirdi. Ve İstanbul Ekrem Başkan'ı çok sevdi. Ekrem Başkan'a desteğini arttırarak sürdürüyor. Bana özetle derseniz şöyle özetlerim. Sultan Gazi'de ne gördün? Sultan Gazi 5 yıl önce İstanbul'un verdiği karardan çok memnun. Ve 5 yıl önce İstanbul'un verdiği kararı bu sefer 31 Mart'ta hem İstanbul için hem de Sultan Gazi için verecek. Ferhat Başkanımı Sultan Gazi'ye hizmetle görevlendirecek. İstanbul'un çok güçlü bir takımı var. Takımın kaptanı bütün Türkiye'nin sevgilisi. Ancak öyle bir takım var ki takımda gençler var. Takımda kadınlar var. Takımda dinamizm var, inanç var, yarınlara güven var, size layık bir kadro var bu takımda. Size layık bir kadro var. Ferhat Başkan, arkanda bu gençler var, sırtın yere gelmez. Ferhat Başkan'la bizim bir ortak özelliğimiz var. İkimiz de aynı sene doğmuşuz, aynı ayda doğmuşuz. Tam ikimiz aynı yaştayız, yaşımız akranız. İkimiz de 49 yaşındayız. Bizim İstanbul'daki 39 adayımız var. Onların da yaş ortalaması aynı bizim gibi 49. Ama 31 yaşındaki Ali Bingöl'den tutun Tuzla'daki bütün İstanbul'da hem genç hem dinamik hem tecrübeli yaptığı işi bilen İstanbul'a ve kente hizmet için sabırsızlanan muhteşem bir takımımız var. Bu takıma sahip çıkmak beraber. Benim açımdan gelip de burada İstanbullulara Ekrem Başkan'ı anlatmak hem çok keyifli ama çok ihtiyaç yok. Ama bakın 31 Mart'ta ne olabilir biliyor musunuz? Allah muhafaza bu helikopterler gelebilir. Bu helikopterde 5 yıl öncesine kadar ne vardı? Tayyip Erdoğan oturuyordu. Yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Pata pata geziyorlar. Bu arsa nerenin? Efendim bizim. Dönüyordu bu tarafa. Özel Kalem Müdürü Hasan Bey'e. Hasan, bunu Katarlılara verelim. Bu arsa kimin? Bu arsa kimin? Efendim, bu da İBB'nin. Tamam, bunu da ben geçenlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verdim. Yaz oraya verelim. İstanbul'daki kupon arsaları İstanbul'un üstünde uçup teker teker Araplara, Katarlılara, şeyhlere, emirlere yazıyordu. 5 senedir helikopter yok.
5 senedir İstanbul'un üstünde kabus helikopterleri uçmuyor. O arsaları ne yapıyor Ekrem Başkan? Ekrem Başkan değil, İstanbul'lara veriyor. Park yapıyor. Hizmet yapıyor. Ekrem Başkan'ın 5 yıldır yüzünü güldürmediği kimse kalmadı. Küçük çocuğu olan anneleri güldürdü. Yaşlıları güldürdü. Emeklileri güldürdü. Emekçileri güldürdü. Gençleri güldürdü. Bak teyzem diyor beni güldürdü, beni güldürdü. Ekrem Başkan'ın yüzünü güldürmediği birileri var. O da çıkar çevreleri, ranç evleri. Onları değil, halkın başkanlığını yapıyor Ekrem Başkan. Şimdi istiyorlar ki helikoptere binsinler, yanına Murat Kurum'u alsın, İstanbul'un tepesinde yine dolaşsın. Öyle yağma yok. Ekrem Başkan'dan memnun muyuz? Ona bu sefer ona geçen sefer ikinci seçimde verdiğimizden daha büyük bir desteğe hazırız. Emin olun 31 Mart'ta Ekrem Başkan kazanacak, İstanbul kazanacak. 31 Mart'ta Ferhat Başkan kazanacak, Sultan Gazi kazanacak. Şimdi geçen de şöyle bir şey oldu. Ekrem Başkan'ın İstanbul'a yaptıklarını bir Trabzonlu hemşerisiyle konuşuyoruz. Dedi ki Allah için dedi, Ekrem Başkan dedi, İstanbul'da bayağı çalıştı. Ama hemşeri birazcık gönlü öbür tarafta, inkar da edemiyor Ekrem Başkan'ın yaptıklarını. Dedim ki Allah aşkına gel dedim bir hesap yapalım seninle. Gel bir hesap yapalım. İstanbul'da Ekrem Başkan görevdeyken Trabzon'da kaç tane milletvekili var AK Parti'nin? Dedi 4. Kaç tane bakanı vardı? Dedi o da 4. Etti 8. Orta İhtar yani Trabzon Belediyesi'nde dedi AK Parti'ye 9. Büyükşehir kimde? Dedi AK Parti. Dedim ki 10 tane Trabzonlu Trabzon'a bir tane metro yapamadı. Bir tane Trabzonlu İstanbul'a 10 tane metro yaptı ya. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Ekrem Başkan Japonya'dan işin ehlini, çok başarılı bir Türk kadınını getirdi, işin başına koydu, ulaşımdan sorumlu genel sekreter yardımcısı yaptı, bütün dünyada İstanbul'da metro için yatırım attı, para aktı. Helal olsun onlara. Sonra ne diyor? Efendim diyor, Hatay'da utanmadan, sıkılmadan geldim diyor. Hatay bak mahzun kalıyor. Yani Hataylıların geçen seçimde verdikleri oyla depremzedeleri cezalandırdığını söylüyor. Gelecek seçimde vereceği o içinde şimdiden tehdit ediyor. Vallahi İstanbul gibi dünyanın
en büyük metropollerinden birinde sen yoktun. Ekrem Başkan vardı ama senin yaptıklarının çok üstünde 4 katı, 5 katı hizmet yapıldı. Gölge etme, başka bir şey istemiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Şunu gördük. Yapılan işler, harcanan para, onların harcadığının yarısı, yapılan iş tam 2 katı. Yani israf etmeyince, çalmayınca, çaldırmayınca, birilerine peşkeş çekmeyince 4 kat arttırılabiliyor bu işler. İşte o artan 4 kat yarı yarıya tasarruf, 2 kat iş, işte bunun marifeti bu çalışkan, bu sizin evladınız, bu İstanbul sevdalısının kendinde ve ekibinde marifet. Şimdi efendi Murat Kurum'u getirmiş. Murat Kurum İstanbul'da bir göreve talipmiş. Ya Murat Kurum'un önceki görevinde attığı imza ortada. Biz aman ha, İliç'te siyanür var, çevre katliamı var, insanların sağlığına, bebeklerin sağlığına büyük zarar verir, annelerin düşük yapmasına ya da engelli çocuk doğurmasına sebebiyet verir dedik, dinlemediler. Atma dedik, attı imzayı. Daha sonra 4 katına 5 katına çıktı orası. Bir yandan şirket paraları istiflerken bir yandan çıkan toprak bir yere istiflendi. İşçiler dedi ki bu dağ bir gün hepimizi götürecek. O dağ geldi, 9 canımızı götürdü. Şimdi Murat Kurum diyor ki ÇED raporuyla bunun bir ilgisi var mı? Olmaz olur mu? Sen o dağın yapılmasına imzayı attın, felaketten sorumlusun. İstanbul'un, bakın, İliç'teki felaketten sorumlu olan Murat Kurum'un İstanbul'un felaketi olmasına izin vermeyeceğiz. Ben bir konuda hakkını teslim edeyim. Murat Bey çok zor bir işi başardı. İstanbul gibi bir belediyenin, böyle bir metropolün, büyükşehir belediyesinin performansını belirlemek kolay iş değil. Biz araştırmaları, çalışmaları yaptırdık. İşte bütçeyi tasarruflu kullanıldı. 2 kat iş yapıldı falan. Uzun uzun sayfalarca rapor var. Ama Murat Bey muhteşem bir tespit yapmış. Demiş ki 5 yıllık Ekrem İmamoğlu'na her ne vermiş? 100 üzerinden 87 not vermiş. Tebrik ediyoruz Murat Bey'i. Vallahi ben Ekrem Başkan'a 100 üzerinden 90 mı vereyim diyordum. 95 mi, ama rakibi 87 verdiyse bu en değerlisi. Tebrik ediyoruz başkanı. Helal olsun. Rakibinden 86 aldı. İnşallah 31 Mart'ta 100 üzerinden 100'ü İstanbullulardan alacak. Şurada bir güzel kızımız var. Sen onu şu kameralara göster. Diyor ki sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Yaptım, %87 verdiler diyor. İşte burada. Sen ileride reklamcılık oku, sen ileride iletişim oku. İşin bizde. Gel Cumhuriyet Halk Partisi'nde iletişimin başına sen geç güzel kızım. Söz. Sultan Gazi'nin güzel insanları. Ferhat Bey
benim takip ettiğim çok aktif bir siyasetçi. İnsan hakları meselesinde duyarlı, hak yemeyen, mağdurun hakkını savunan son derece etkili bir siyasetçi. Tema Vakfı'nda uzun yıllar çalışmış, çevreci, yeşili seven, yeşili koruyan, kent suçlarına karşı mücadele eden, Sultan Gazi'yi seven, insanları seven bir siyasetçi. Eğer ona görevi, yetki verirseniz, Ekrem Başkan'la kol kola Sultan Gazi'nin çehresini değiştirecek. Biz Ferhat Başkan'a kefiliz ve Sultan Gazi'den Ferhat Başkan'a destek bekliyoruz. Onu seviyoruz, ona güveniyoruz. Bu kente emeği olan, bu çalışan, bu dürüst, bu namuslu, bu erdemli insana verin Sultan Gazi'nin anahtarını. Sultan Gazi'yi 5 yılda bambaşka bir noktaya getirelim. Burada buyurun. Geliyor. Bir görme engelli ablamız sesleniyor. Ekrem Başkanı buraya diyor. Biz arkadaşlardan rica edelim, arabanın kapısına doğru yaklaşsınlar. Gitmeden Ekrem Başkan'la bir görüştürelim. Ey nesilliler burada. Habibler halkı tapu mağduru diyorlar. Sesinizi duyduk, duyuracağız sizin sesinizi. Söz veriyoruz. Kadime bekleyen binlileri sesini duyurmaya devam edeceğiz. Emeklilikte her türlü mağduriyeti dile getirmeye devam edeceğiz. Söz veriyoruz. Bağkur tescil mağdurlarının da sorunu söz veriyoruz. 31 Mart tarihinin bir önemi var arkadaşlar. 31 Mart tarihi size belki de 3 sene 4 sene boyunca önünüze bir daha sandığın gelmeyeceği bir tarih olabilir. Eğer 31 Mart'ta hükümet bu seçimden bir ders almazsa, 10 bin liraya mahkum ettiği emekli ona bir ders vermezse, açlık sınırının altında çalıştırılan emekliler ona bir ders vermezse, bu kadar hayat pahalılığından canı yananlar eğer bu hükümete bir ders vermezse, 1 Nisan günü diyorlar ki kemer sıkacağız. 1 Nisan günü acı reçeteyi içireceğiz. 1 Nisan gününe böyle varırsak 2 Nisan günü yapacak bir şey yok. 1 Nisan'ın ertesi günü ne yaparsan yap faydası yok. Bir şey yapacaksan bir gün önce yapacaksın. 31 Mart'ta bu hükümete, bu hayat pahalılığı, bu işsizlik, bu enflasyon, bu garibini görmeyen, emekliyi duymayan, emekçiye hakkını vermeyenlere bir sarı kart gösterilmezse, bir kırmızı ışık kalkılmazsa, Nisan'dan sonrası çok fena. Onun için emeklinin, emekçinin, işçinin, çiftçinin, esnafın, yaşlının, gencin bütün Türkiye'ye gücünü göstermesi lazım. Bunlara gücü göstermek için bir partinin gücü yetmez. Cumhur İttifakı'nın karşısında Türkiye İttifakı var. Türkiye İttifakı. Geçen seçimlerde Ekrem Başkan'a oy verenlerin hepsi yine seçmen. Belki partilerin yönetimleri anlaşamamış olabilir. Siyasetçiler Ankara'da anlaşamamış olabilir. Ama Ekrem Başkan'a geçen seçimde oy veren iyi insanlar bir yere gitmediler. İstanbul'da yaşıyorlar. Hallerinden memnunlar. Geçen seçimde Ekrem Başkan'a oy veren
muhafazakar insanlar inançlarına saygı bekliyordu. 5 yıl daha Allah var ya, Ekrem Başkan'dan da ekibinden de hiçbir saygısızlık görmediler. Hizmet gördüler, memnunlar. Bu şehirde Türkler yaşıyor, Kürtler yaşıyor, Lazlar yaşıyor, Çerkezler yaşıyor, 72 milletten insan yaşıyor. Allah var ya, Ekrem Başkan adilce yönetti, eşit yönetti. Bu kentin hizmetlerini herkese eşit sundu. Oy verenler kendisinden sonuçta memnunlar. Efendim, siz Ankara'da ittifak kuramadınız. Biz kuramadık ama bu güzel İstanbullular İstanbul İttifakı'nı yine sandıkta kuracaklar. Öyle mi? İstanbul'da İstanbul İttifakı'na var mısınız? Türkiye'de Türkiye İttifakı'na var mısınız? Türkiye İttifakı nedir biliyor musunuz? Hani milli takım gol atınca ayağa zıplıyoruz ya. Milli takım gol atınca sevinen herkes Türkiye İttifakı'ndandır. Filenin sultanlarını izliyor muyuz? Onlar dünya şampiyonu oluyor ya. İstiklal Marşı'nı ağlıya ağlıya okuyorlar ya. Onlar ağlarken gırtlağa düğümlenen herkes Türkiye İttifakı'ndadır. Bakın, şu sallanan bayraklar Türkiye İttifakı'nın bayrakları. Ay yıldızlı bayraklar. İşte Türkiye, Türkiye'yi seven, ülkesini seven, insanı seven, İstanbul'u seven herkesle omuz omuza İstanbul'u da kazanacağız, Türkiye'yi de kazanacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Bu ülke için çalışmaya, bu ülke için, bu şehir için oy kullanmaya gidin. Sandığa gitmeyecek birinden haberdar olursanız onu mutlaka ikna edin. Mutlaka hastayı, engelliyi, yaşlıyı koluna girin, sandığa götürün. Ekrem Başkan'a sahip çıkın, Ferhat Başkan'a sahip çıkın, Sultan Gazi'ye sahip çıkın, İstanbul'a sahip çıkın. Ben Ferhat Başkanımı, Ferhat Tepe Özdemir'i ve Ekrem Başkanımı sizlere emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Sultan Gazi halkı, inanıyoruz ki 31 Mart'ta Büyükşehir'de Ekrem Başkan, Sultan Gazi'de Hep Özdemir Başkan, tam yol ileri. Yorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy. Bir daha, bir daha oy. Yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu. Sultan Gazi'de gerçekleştirdiğiniz sağlık kutlaması da bizleri yalnız bırakmayan kıymetli halkımıza, değerli İstanbullulara, siz sevgili Sultan Gazi'lere bir kez daha teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. 39 ilçeye eşit hizmet getiren başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte yine İstanbul kazanacak, İstanbul başaracak. Bu kez Sultan Gazi de başaracak, hep birlikte başaracağız. Ekrem
Erdem Başkanımız söz verdiği gibi görme engelli vatandaşımızın yanında onu dinliyor, dertlerini dinliyor. Her zaman halkın arasında, halkla birlikte yürümeye devam ediyor.